Vallahi can sıkıntısı. Evde hanımla kavga mı edeyim ben şimdi? 65 biliyorsunuz. Sokağa biliyorum, biliyorum, farkındayım. Daha benim iki sene daha var. Kolay gelsin. Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken ülkemizde de vaka sayısındaki artış korkutucu boyutlara ulaştı. Yetkililer virüsten korunmak için öncelikle mecbur kalınmadıkça sokağa çıkmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Edirne'nin en hareketli caddelerinden Saraçlar Caddesi'nde bir süre önce Edirne Belediyesi tarafından oturma bankları kaldırılmıştı. Belediye ekipleri dün de vatandaşların oturmamaları için kaldırılamayan bankların etrafına tel örgü çekmişti. Saraçlar Caddesi'nde oturmak için bank bulamayanlar caddede tur attı. Bazı vatandaşlar ise postane önünde oturarak sohbet etti. ETV ekibi yetkililerin evde kal çağrısına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara mikrofon uzattı. Efendim evde kal çağrısı yapılıyor ama siz dışarıdasınız şu an. Biliyorum da sıkıldım. Yalnız yaşıyorum ben. Evde de tek başına olmuyor. Çıktım biraz hava alayım diye. Ama ne maskeniz var ne? Var canım, var hepsi. Eldiven, maske, kolonya. Daha bir şey lazım. Banklar kaldırıldı. Siz... Anlıyorum da söylüyorum. Sıkılıyorum evde yalnız. Bütün önlemlerim de var. Yaşım da 65'ten küçük. O yüzden sakınca görmüyorum. Yani kendinizi kolluyorsunuz. Evet. Tedbirlisiniz. Gördüğünüz gibi. Vallahi can sıkıntısı. Evde hanımla kavga mı edeyim ben şimdi? Onun için yani mecburen öyle kimseye değmeden öyle kenardan köşeden gezip yine geri döneceğim yani. O kadar yani. Gezinti için çıktınız. Hava almak için. Kaç evet. 62. 63 ya. 65 biliyorsunuz. Sokağa biliyorum, biliyorum, farkındayım. Daha benim iki sene daha var. Kolay gelsin. Kal çağrısı yapılıyor ama siz sokaktasınız. Evet, şöyle ortamı görmek istedik bir kere. Yani hayvanlar aç şu anda. Onların önlemi alınıyormuş sanırım. Onu öğrenmek istedik. Biraz çevreyi öğrenmek istedik. Bir de başka işimiz var. Kolay gelsin. Alışverişe mi çıktınız? Alışverişe çıktım. Evde oturuyorum gayet. Evde oturuyorum. Mecbur kaldığım için alışveriş yaparken sokağa çıktım. Kolluyorsunuz kendinizi? Şimdi günde birkaç sefer yüzümü yıkıyorum, banyo yapıyorum yani günlük banyomu yapıyorum, elimizi yıkıyorum, kolonya kullanıyorum, kolonya sürüyorum, limon kullanıyorum. O şekilde sağlığıma kış çayı kullanıyorum, darçın, karanfil bu gibi şeyler kullanıyorum. Yani bu şekilde sağlığıma dikkat etmeye çalışıyorum, önem vermeye çalışıyorum. 63 yaşındayım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de eve gidiyorum. 61 yaşındayım daha. Eve şimdi gidiyorum, aşağıya doğru gidiyorum. Eve doğru. Hava almak için mi dışarı? Evet. Biraz hava almak için geldim. Bir de aşağı aldım kendimi. Eve peki gidiyorum. Nasıl, ne tür tedbirler aldınız kendinizce? Hiçbir şey. Ne tedbir alayım? Söyler misiniz bana? Ya sokağa çıkarken maske, eldiven takarım. Ne eldiven takarım? Ola eldiven bazen takıyorum. Ama maske falan yok. Bunlar hepsi hikaye. Boştur. Acelimiz gelmiş ise biz de öyle öleceğiz yani. Ecel, her şey acel. Allah'tandır. Evde kal çağrısı yapılıyor ama siz sokaktasınız. Biz sokakta işte alışveriş yaptık, gidiyoruz eve. Nasıl tedbir aldınız kendinizce? Ne tür önlemler alıyorsunuz? Vallahi ben hijyenik baldır, polendir, polistir, bunun nedir hepsini aldım gideyim. Ya kendime bakarım, sigara içmem, alkol içmem. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti'nde iş yok, güç yok. Evde yat, zaten ben 6 aydan beri yatıyorum. Evde yatıyorum. Ne yapacağım? Nereye kadar yatacağım? Nereye kadar yatayım ya? İş yok, güç yok. Bu önlemi de devlet almıyorsa. Şimdi koronavirüsü çıkmış, devlet önlem. Neyin önlemini alıyorsun ya? İnsanlar aç zaten bir kere. Neyin önlemini alıyor? İlk önce bunun cevabını versin devlet bana. İlk önce al, benim cebimde 2 lira para var. O da 1,5 lira mı? Heh. 1,5 lira. İki simit almışım, gideyim eve. Bana virüsün değil, önce insanların iş gücünü sağlayacak bir, üretecek şekilde bir şey sağlaması lazım. Koronavirüs. Onlar kendileri korktuğu için bu koronavirüsü, bu yasaklar çıkarıyorlar. Siz korkmuyorsunuz? Ben Allah'tan korkarım. Allah yazmışsa bana bunu, ben onu zaten evde otursam da o beni bulur. Cenab-ı Allah yazmadıysa kul hiçbir şey hiç kimseye yapamaz. Cenab-ı Allah benim rızkımı kesmesin, o bana yeter. Yoksa devlet önlem alacaksa önce benim çoluğuma çocuğumu ele güne katıtmam için bana iş sağlayacak. Yasak yasak yasak, neyin yasağı bu? İşimiz önemli olmasa zaten çıkmayacaktım. Biz çıkmıyoruz. Çık, evde yaşlı annem var. Onun için hep koruma amaçlı ellerimizi sabunla yıkıyoruz. Çocuğu da böyle az önce ağızlık vardı. Şimdi acıktığı için tos istedi, onun için yani. Zaten çıkmıyoruz. Eşim de rahatsız olduğu için. Mecburi olmasam çıkmam yani, öyle diyeceğim. Ama uyuyorum yani, zaten kendimiz için. Önce. Ne tür tedbirler aldınız bu virüsten korunmak için?
Ya en çok biz zaten normalde dediğim gibi evde hastamız olduğu için ellerimizi sabunla sürekli yıkıyordum ben. Ama şimdi mesela bir çöpe atmaya gittiğim zaman sokağa geldiğim zaman mesela dış kapıyı herkes tuttuğu için hemen sabunla. Hep sabun sürekli sabun yani su. Evde hastam var çünkü yatalak annem var. Torunum var. Eşim rahatsız dediğim gibi. Onlara yani özen gösteriyorum. Su ve sabun bol bol yani temizlik yapmaya çalışıyorum yani elimden geldiği kadar. Yani sokağa da çıkmamaya bakıyorum zaten.